Efendim merhaba, Kanal V ekranlarına Özgel Hayatın İçinden programına canlı canlı efendim hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuklarım olacak stüdyomuzda. Sizler için çok önemli bir konuya yer vereceğiz. Peryön Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Akdeniz ekibi bizlerle birlikte olacak. Ve tabii ki insan yönetiminde ve insan kaynağına Akdeniz yaklaşımını konuşacağız. Dünyada insan yönetimi trendleri bakalım neler olacak. Bir de tabii ki de Peryön zirvesi var. Zirve hakkında da çok detaylı bilgileri değerli konuklarım alacağım sizler için. İlk önce ben de tanıtmak istiyorum çok kısa bir şekilde. Peryön Akdeniz temsilcisi Bilge Ünler bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peryön Akdeniz temsilcisi kurucu üyesi Hatice Bulut bizlerle birlikte. Yine kurucu üyemiz Süreyya Uysal ve kurucu üyemiz Sevgi Şanlı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, çok önemli bir konuya yer vereceğiz. Çünkü insan kaynakları yönetimi diyoruz aslında. Bütün Türkiye'ye baktığımız zaman çok ciddi bir dağılımı da var. Ege, Akdeniz, Marmara vesaire bütün coğrafi bölgelerde ama biz özellikle birazcık Akdeniz genelinde alacağız. Neler yapıyoruz? Kongreler yapıyoruz biliyorum, çok da hatta sayısı da fazla. Bunun da bilgisini öğrendik ama sizlerden detaylı bilgiyi alacağım. Geçmeden önce bir kısa tanıyalım mı sizleri? Tabii ki. Bilge Hanım. Bilge Ünler. Psikoloğum aslında. Uzun yıllar insan kaynakları yönetimi alanında çalıştıktan sonra şu anda kendi firmamda proje bazlı danışmanlık, eğitmenlik ve koçluk yapıyorum. Ne güzel. Sevgili merhabalar, buyurun. Sevgi Şanlı ben. Ben de 12-13 yıllık bir çalışma hayatından sonra son 1,5 yıldır kendi şirketimde eğitmenlik, danışmanlık ve profesyonel koçluk yapıyorum. Ne güzel. Hatice Hanım buyurun. Ben de Hatice Bulut. Çalışma hayatında 15. yılımdayım. Bu 15 yıl bir insan kaynaklarıyla iç içe geçti. Özel bir firmada, bir turizm firmasında eğitim müdürü olarak çalışıyorum şu anda. Çalışıyoruz. Buyurun. Merhaba, Süreyya Uysal ben. Turizm sektöründe bir otel zincirinde insan kaynakları direktörü olarak görev alıyorum şu anda. Şu anda görev alıyorsunuz. Şimdi aynı zamanda tabii ki de farklı meslek dallarında da görevleriniz var hepinizin ayrı ayrı. Dolayısıyla hem de insan kaynakları tarafında da böyle bir dernekte kurucu üye olarak, temsilci olarak da çalışıyorsunuz. Şimdi aslında ben biraz böyle girişte bahsettim ama tabii Peryön'ü bilmeyen değerli izleyicilerimiz vardır mutlaka. İlk önce bir Peryön kimdir? Bilge Hanım sizden bir öğrenelim mi? Peryön Akdeniz kimdir? Ne zaman kuruldu? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Peryön Türkiye İnsan Yönetimi Derneği aslında 1971. İstanbul'da kurulan bir dernek, İstanbul merkezli bir dernek ve devam eden yıllarda da Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Gaziantep olmak üzere farklı Türkiye'deki özellikle sanayileşmiş kentlerde de hem şubeleşmiş hem de faaliyetlerine başlamış ve uzun yıllardır devam ettiren bir sivil toplum kuruluşu. Bu arada ilk, bence bunu da söyleyelim, çok evet, da önemli, insan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu değerli izleyiciler. Evet. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Evet. Aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa'da ve dünyada da temsil ediyor Peryön Türkiye İnsan Yönetimi Derneği. Avrupa ve Dünya Federasyonlarına da Türkiye'den delege gönderiyoruz. Aynı zamanda yönetim kurullarında da yer alıyoruz. Akdeniz tarafına geldiğimizde ise aslında en yeni faaliyete geçen birimimiz Akdeniz Temsilciliği. 2018 yılında kuruldu. 2 yaşına gelmek üzere. Evet. Ve 2 yıldır da çok yoğun olarak yönetimle ilgili, insan yönetimiyle ilgili iş dünyasında insanı ve işi birlikte ele alan çalışmalar yapıyor aslında. Ki buna çok uygun bir misyonu da var. Bugün ve gelecekte daha iyi bir iş hayatına liderlik etmek. Bu misyonla aslında hem kamu kurumları, hem özel sektör, hem üniversitelerle birlikte işbirliği içerisinde, evet, bir paydaşlık ilişkisi içerisinde de iş dünyasına yön vermeye, trendleri belirlemeye, gündemi belirlemeye çalışıyoruz. Gündemi belirlemeye, çok güzel bir cümledir. Ki aslında birazcık şöyle de söyleyebiliriz. Şimdi bu kongrelerde yapılan bütün kongre, çok ciddi bir sayı var çünkü kongre kapsamına baktığımızda, ya 400'ü çok geçkindir muhtemel. Sektörün nabzını da tutan kongreler diyebiliyoruz değil mi bunlara? Dolayısıyla o dinamikleri içinde barındıran çok ciddi bir ağdan bahsedeceğiz çünkü birazdan. Ben aslında bunun üzerine de konuşmak istiyorum. Şimdi insan yönetim, yani kurulduğu zamandan beri aslında bu zamana kadar yapmış olduğu faaliyetler de çok önemli. Ben az çok birazcık bilgi sahibi oldum ama sizlerden dinlemek isteriz. Neler yapıldı? Böyle spesifik anlatacak olursak.
Şöyle, aslında kamuyla özellikle çok ciddi çalışmalar yapıldı. Çalışma Bakanlığı'yla, Çalışma Genel Müdürlüğü'yle örneğin bir mesleki yeterlilik kurumu var. Meslekleri tanımlayan ve o tanımlanan çerçevede kişileri akredite eden bir kuruluş. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun birçok mesleği per yönle birlikte tanımlandı. Kriterleri per yönle birlikte oluşturuldu. Onun dışında yine aynı şekilde bakanlıkların ve onun dışında diğer bu konuda söz sahibi olan sivil toplum kuruluşlarının da TÜSİAD, TÜRKONFET gibi birçok aslında hem sektöre yön veren hem de iş dünyasının da dinamiklerini kendi içinde barındıran kurumlarla birlikte ortak projelere, bu hem Avrupa Birliği projeleri olabiliyor, hem Türkiye genelinde bizlere yönelik projeler olabiliyor. Onlarla ilgili çok ciddi çalışmaları var Peryon'un. Ve dediğim gibi Türkiye'yi Avrupa ve dünyada temsil eden tek kuruluş, bir çatı derneği. Aynı zamanda şey Türkiye'deki bu anlamda çalışan diğer lokal STK'lara da ciddi olarak know-how desteği de veriyor. Bilgilendirme anlamında tecrübe desteği de veriyor. Birçok yönden aslında besliyor. Evet, şimdi bütün katılımcıları böyle işte yepyeni fikirlerle tanıştırıp, farklı bakış açılarıyla buluşturup, aslında bir bakıma belki de bilmiyorum doğru söylemiyorum ama vizyonlarını bile değiştirebilecek, onların bakış açılarını değiştirebilecek bir alana sokuyoruz, bir yola sokuyoruz aslında. Çok da kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bilgilerimi de bakıyorum. Yani o kadar ciddi bir konuk ağırlıyorsunuz ki bu yapmış olan kongrelerde, yani 2500'ü aşkın konuk ağırlanıyor. Dolayısıyla çok kıymetli. Şimdi ev sahipliği yapıyor ama Peryon, şimdi Ege, İç Anadolu birazcık böyle söyleyecek olursak, değil mi? Benim de bildiğim kadarıyla Marmara, Güneydoğu, Anadolu şu ve tüm Türkiye'ye açılmış bir durumda. Birazcık böyle genel olarak baktığımız zaman, coğrafik dağılımı olarak baktığımız zaman yoğunluk nerede? Şimdi her, değil mi? Her bölgede bir derneğimizin şeyi var. Şubesi var. Akdeniz'in özelinde de konuşmak istiyorum. Birazcık bir bölge dağılımını da konuşmak istiyorum. Kimle devam edelim? Yormayalım sizi Bilge. Ama dilerseniz devam edebiliriz. Belki de cevaplayacak Sevgi Hanım, Hatice Hanım. Biraz Bilge Hanım'a tamam. Şimdi şöyle, bizim yoğun olarak çalıştığım aslında Türkiye'de her yerde varız. Her yerde. İç Anadolu merkezimiz Ankara'da ama tüm İç Anadolu'ya hitap ediyor. Bursa'da var Güney Marmara şubemiz, Tekirdağ'da Trakya şubemiz, Gaziantep'te yine İç Anadolu'ya hitap eden. Biz de Akdeniz olarak öncelikle Antalya'dan başladık. Lokasyon olarak Antalya'da olduğumuz için ama Batı Akdeniz'de şu anda faaliyete geçtik. Burdur, Isparta'da etkinlikler yapıyoruz. Üniversitelere gidiyoruz. Çok üniversite güzel. Öğrencileriyle buluşuyoruz. Oradaki işverenlerle buluşuyoruz. Ticaret ve sanayi odalarıyla yine aynı şekilde birlikte çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla bizim aslında hedef kitlemize giren işveren, yönetici, çalışan ve öğrenci hepsi için ayrı ayrı konularımız var. Çünkü iş hayatı aslında hepsini girift bir şey. Evet, girer de barındırıyor. Hepsini kapsıyor. Dolayısıyla bizim çalışmalarımız da aslında hepsine hitap ediyor. Çünkü iş hayatının içinde hep birlikte varız. Farklı kuşaklarla, farklı beklentilerle, masanın işte işveren tarafındakiyle, iş gören tarafındakiyle, dışarıdan tedarik sağlayanıyla, kural koyucusuyla, kanun koyucusuyla hep birlikte varız. Evet, benim ilgimi çeken bir şey oldu, bir cümle oldu aslında. Peryon insana değer çalışmaları diye bir şeyimiz var. İnsana değer ödülleri daha doğrusu. 2008'den beri kullanılmakta ve söylenmekte. İnsana değer ödülleri. Biraz açıklayabilir misiniz? Bu sene 11.si gerçekleşti. 11. Evet, 2008 yılından beri ve hatta bu sene şöyle de bir gelişme oldu. Aynı zamanda bizim ödül sistemimiz, ödül mekanizmamız Avrupa tarafından da tanındı. Bu bizim için çok büyük bir adım aslında. 10 yıldır Türkiye özelinde devam ediyordu ve çok büyük ulusal ve uluslararası kuruluşlar ödül sürecine başvuruda bulunup ve tamamen bağımsız bir değerlendirme kurulu, bir ödül komitesi tarafından
değerlendirilerek tamamen etik kurallar içerisinde yıl boyunca yapılmış başvurular, çalışmalar incelenip değerlendirilip gerekirse yerinde denetlenip, gözlemlenip sonrasında belli kriterler bazında değerlendirilerek ödül alan firmalar belli oluyor ve ödül alan firmalara ödül vermekle kalmıyor Peryon. Aynı zamanda ödül alan firmaların kendi yaptığı çalışmaları diğer şirketlerle, sektördeki diğer oyuncularla da paylaşarak böylece birbirinden öğrenme geleneğini de başlatıyor aslında. Şimdi bu bir de insan kaynakları değil mi? İnsan kaynakları yönetimiyle alakalı. Orada neler olmuş, neler işlemiş bu süreçte diye bir raporize sanırım bir rapor ediliyor. Evet. Ve bunlar da sizin takdirinizle bakılıp uygun koşullarda mı yapılmış vesaire gibi ödüller oluyor. Evet, ki 2008'den bu yana da çok kıymetli bir zaman aslında. 11.sini 11.si bu sene düzenlendi. Ekim ayında her yıl ödüllü firmalar, ödüller sahiplerini buluyor. Kimler öyle değil. Acaba listeye çok merak ediyorum. Bu, evet. Ama çok önemli bir şey çünkü şimdi çalışma alanında bizler bir çalışan olarak düşünelim. Çok çok önem verdiğimiz şeyler, insan kaynakları, İK'ların yönetimleri her şirkette olduğu gibi çok önem arz ediyor. Girdiğimiz zaman hemen onlara bakıyoruz, vermiş oldukları değerlere bakıyoruz. Hepimiz için geçerli değil midir? Bir yere gittiğimiz zaman hemen çalışanla konuşuruz, hemen bir verisiz yaparız, bakalım ne yapmışlar diye. Hepimiz bir çalışan olarak bunlara çok dikkat ediyoruz. En önemli bel kemiği hani diyebileceğim bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çok hassas. Çünkü her yerde farklı kriterlerle uygulanıyor. Farklı şekillerde uygulanıyor. Bazı durumlarda çok çok istemediğimiz acı sonuçlarla bile sonuçlanabiliyor. Haklar vesaire ki siz derinlemesine neler anlatacaksınız. Şimdi birazcık Peryon hakkında aslında bilgi sahibi olduk. Afişimiz de var aslında. LED'e de alabiliriz değerli yönetmenim eğer ki uygunsa. Afişimizi de görsün değerli izleyicilerimiz. Şimdi insan yönetimine ve insan kaynağına aslında birazcık Akdeniz yaklaşımlarını çok merak ediyorum. Çünkü biz Akdeniz ekibiyiz söylemiştim başında da ama bizlerin yaklaşımı nasıl? Birazcık belki de şehir bazında da konuşabiliriz bunu. Bizler nasıl bakıyoruz? Sonuçlar nasıl? Şöyle cevap vereyim. Aslında baktığınız zaman insan kaynaklarının gelişimi çok hızlı olarak ilerledi. Yani daha öncelerde personel işleri muhasebeye bağlı olarak yürüyen, bordrolama, özlük hakları süreçlerini götüren, daha sonra insan kaynakları olarak isim değiştirmeye başlayan ve artık günümüzde değişen çağla beraber gündemi yakalamak, trendi yakalamak adı altında yönetim kurullarının içine giren bir departman aslında artık insan kaynakları. Çünkü gitgide öneminin daha fazla anlaşılmaya başladığı bir dönemdeyiz. Çünkü şirketleri değerli kıran asıl neden insandır. Siz bir şirketin içerisinde ne kadar fazla yatırım yaparsanız yapın, o yatırımın karşılığında en iyi alabileceğiniz kavram yine insan baktığınız zaman. Aynen. O yüzden insanı yönetmek çok önemli. Çok önemli. Doğru yönetmek çok önemli. Tabii ki bunun uluslararası standartları var baktığınız zaman ama Akdeniz olarak baktığınızda biz çok fazla hizmet sektörüne aşina bir bölgeyiz. Çünkü çok turizm ağırlıklı bir bölgeyiz. Turizmde hizmet sektörü olarak biliyorsunuz sınıflandırılmış durumda ve insana çok dokunan bir sektör turizm sektörü. O yüzden insan kaynakları turizm içerisinde ve diğer Akdeniz diğer sektörleri içerisinde çok fazla yer edinmeye başladı. STK'lar da bunun çok önemli bir noktası. Çünkü geriye dönük 10 yıla baktığınızda STK'larla ilgili önem ve STK'ların konumlandırılması çok daha farklı yerlere gelmeye başladı. Hem hükümetin politikaları, hem işverenlerin bakış açıları, hem STK'ların çok geniş yelpazede bir takım güzel işler yapmaya başlaması bunu çok önemli noktalara getirdi bu süreci. Sivil toplum kuruluşlarımızdan gerçekten çok güzel duyduğumuz haberler var artık. Aynen. Önceden çok daha farklı bakılıyordu. Açık açık konuşabiliriz. Yani bazı konularda gerçekten önemsenmeyecek durumda bazı. Hı. Ama şu an öyle değil. Şu an almış oldukları kararlar, şu an artık gündem yaratacak çok güzel değil mi? Bakış açıları var, yön veriyorlar artık. Aynen. Ve bu da gerçekten takdire şayan ki ben çok mutlu oluyorum açıkçası. Akdeniz bölgesinde de bir gelişme var tabii çok. Ki. Peryon'un da bölgeye girmesiyle bakış açıları çok ciddi anlamda değişkenlik göstermeye başladı. Farkındalık yaratmaktı. Zaten bizim çok değerli ekip arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde bu işin öncülüğünü de Bilge Başkanımız tabii ki götürdü. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz burada. Böyle güzel bir ekibi kurduktan sonra
Bizim asıl amacımız insan yönetiminde farkındalık yaratmaktı. Ki Peryon çok uzun yıllardır Türkiye genelinde bilinen bir bölge zaten baktığınız zaman. Ama biz burada Akdeniz'de yaptığımız faaliyetlerle hem farkındalığı arttırmak, hem insanların STK'lara bakış açısını bir nebze olsun daha üst düzeylere çıkarmak gibi hedef belirledik. Bu hedefle de çok güzel şekilde ilerliyoruz şu anda. Bununla beraber birazcık hani demiştim zaten Akdeniz bölgesindeki çalışma şartları, işte STK'lar, Akdeniz bölgesinde yer alan sivil toplum kuruluşları da ne güzel ki üstünde aslında bakarsak doldurduk cümlelerimizle. Çok çok iyi bir ileriye dönük, iyi bir yolda ilerlediğini görüyoruz sizlerle beraber tabii. Bu doğrultu daha da gelişmeye çalışacak. Ben birazcık aslında Peryon doğrultusunda biraz neler yapacağız, hedeflerimiz neler, neleri amaçlıyoruz onları da çok merak ediyorum. Ama öncesinde şimdi birazcık dünyaya da yönelmek istiyorum ben sizlerle beraber. Hazır böyle işin ehlilerini efendim bulmuşken böyle deneyimlerini sormadan olmaz. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü gündemimizde halkımız için çok önemli bir konu. Biz ne kadar burada birazcık hani sivil toplum kuruluşları zirve çalıştayımız var. Bunları da konuşacağız ama nasıl? Dünyadaki dinamikleri nasıl mesela? Dünyada insan yönetimi trendleri nasıl? Ben bunu da merak ediyorum. Kime? Ben başlayabilirim. Böyle, ben başlayayım. Evet, şey gibi hissediyorum. Hani böyle bir hoca soruyor. Ben acaba almayayım bu soruyu der gibi. Yani bu konuda şaka yapıyorum tabii ki hep beraber aynen öyle yani cevaplayacağız. Söyleyecek çok şeyimiz var aslında. Neler var? Az önce hani Bilge Hanım'ın da bahsettiği Peryon'un vizyonundan yola çıkarsak, evet şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatı yaratmak. Bizim de hem temsilcilik olarak amacımız bu, hem de dünyada artık buna doğru gidiyoruz. Biz şu an hem günlük yaşamımızın hem de bütün bir hayatımızı düşünürseniz önemli bir kısmını zaten çalışma hayatında geçiriyoruz. Ve evet daha iyi bir çalışma ortamı, daha mutlu çalışmak, daha iyi işler yapmak mümkün. Artık biliyorsunuz dünyada hani mesai saatlerinin kısaltılması, işte haftada 4 gün çalışmak, 3 gün tatil yapmak, işte home office çalışmak, tamamen çalışma saatlerinizin sizin yönettiğiniz şekillere gitmesi. Evet. Dinlenebildikleri, uyku alanları, sosyal aktiviteyi zaten hani artık hani onun olması gerektiği inancıyla beraber ilerliyoruz ama hani belli uyku alanları yapmışlar, orada dinlenebiliyorsunuz. Sosyal aktivitelerde oyun alanları yapmışlar. Peki. Mesela ekleyebileceğim hani birazcık kafanı dinlendir, rahatlat masa oyunları vesaire kullanıyorlar. Dolayısıyla gerçekten çok İleriye çok güzel bir şekilde gidiyor. Özellikle rica ettim sizden. Hani neler yapılıyor ve biz neleri buraya kanalize etmeye çalışıyoruz aslında? Devam edelim. aslında şuradan giriş yapacağım. Tarihçesine baktığımız zaman insan kaynaklarının işte buhar makinesinin icadıyla beraber o sanayileşme sürecinde önce makineye değer var, insana değil. Ama bu yanlış kısa zamanda fark ediliyor ki insan faktörü olmadan makinenin hiçbir önemi yok. Ve insana değer içinde insan kaynakları mesleği bütün dünyada önem kazanıyor. Bizim ülkemizde baktığımız zaman işte 90'lı yıllarda insan kaynakları geçmişi daha çok personel işlemleri olarak geçiyor. Biraz daha işin evrak boyutu, evrak takip boyutu, işte hukuki yaptırımların gerekleri şeklinde. 2000'li yıllarda biz o personel işlemlerini insan kaynaklarına dönüşüm olarak görüyoruz. Ancak biraz daha belki o vizyonu halen daha genişletmek gerektiğini düşünüyoruz biz. Peryon olarak da o vizyonu genişletmek adına, dünyadaki o trendleri takip edebilmek adına neler verebiliriz biz Akdeniz'e ve Türkiye sınırları içerisinde buradaki çalışanlara neler verebiliriz bunlara bakıyoruz. İnsan kaynaklarının dünya genelindeki trendlerine baktığımız zaman şu an kuşaklar bazında araştırmalar var. Hangi kuşağın nasıl çalışma ortamları sağlanmalı? Nasıl onlardan daha fazla verim alabiliriz? Onları nasıl mutlu edebiliriz? Çünkü çalışan mutlu olduğu takdirde performansını artıracak. O işletmede daha verimli olacak. Aidiyet duygusu yükselecek. Böylelikle işletmenin de kalitesi artacak. Bu hizmet sektörü için de aynı durumda. Üretim sektörü için de aynı durumda. Sağlık için de aynı durumda. Hangi sektöre bakarsak bakalım
insanın insana temas ettiği bir süreç söz konusu. Oradaki o çalışan kişiyi daha kalifiye hale getirdiğimiz takdirde, eğitimine önem verdiğimiz, ona değer verdiğimizi hissettirdiğimiz takdirde başarı sağlayabiliyoruz. Bu başarı için de muhakkak insan kaynakları süreçlerine dokunmak gerekiyor. İşte bunların böyle işletmelerde farklı farklı isimleri var ama işte kariyer yönetimi, eğitim motivasyon yönetimi sayabileceğimiz isimler, performansların değerlendirilmesi ve bunlara dair teşviklerin yapılması, eğitimlerinin özel olarak planlanması, kişi ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, bunların biraz daha işletme içerisinde butik çalışmalarla yapılması, dışarıdan bu anlamda farklı danışmanlık hizmetleri alınarak o işletmeye bakış açısı kazandırılması, çalışanlara bakış açısı kazandırılması yapılabilecek pek çok uygulama içerisinde yer alıyor. Ama bu kuyu oldukça derin. Hani pek çok adım var burada sayabileceğimiz. Bu ergonomimiz için neler neler sayarız yani şu anda şirketlerde ama şu çok önemliydi. Buyurun lütfen. Şöyle yani biz biraz da geleceği projeksiyonu çeviriyoruz aslında. Tüm dünyayı izlemeye çalışıyoruz ve Türkiye'ye de aslında dünyayı getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla dünyadaki örnekler az önce bahsettiğiniz artık çalışma ortamları değişiyor. Tamamen esnek dışarıdan kişinin kendi aslında kişiselleştirilmiş bir hatta mesai kavramından bahsediliyor. Kişinin çalışma saatlerini kendinin belirlediği. Yan haklarını, ücretle ilgili koşullarını bile kendinin belirlediği bir sisteme doğru gidiyoruz. Bir çalışan deneyimine doğru gidiyoruz aslında. İşletmeler müşteriler için nasıl bir kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi tasarlıyorsa, insan kaynakları ya da liderler, şirket liderleri de aslında çalışanları için bir mükemmelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi tasarlamaya çalışıyor. Yani sizin bir işletmeye girmeden önce hatta bir aday olarak başvurduğunuz andan itibaren şirkette çalıştığınız süreç içerisinde hatta ayrılana kadar ve ayrıldıktan sonrasında dahi o şirketle ilgili aslında algınız, o şirketle ilgili dışarıda anlattıklarınız, dışarıdaki kişileri nasıl etkilediğiniz, şirketle ilgili markayı nasıl temsil ettiğiniz ve o markanın bir elçisi olup olmadığınız, bir marka elçisi yaratmaya çalışıyor aslında insan kaynakları. Çok önemli. Kendi ya insanlar düşünsenize mutlu oldukları zaman, iç alanda mutlu oldukları zaman dışarı çıktıklarında da aynı şeyi söylüyorlar. Hani ya işte kesinlikle tavsiye ederim, şöyle yaparım. Birbirimizi etkilemeye başlıyoruz. İşte bu da içten kaynaklı şeyler ki daha da aslında neler konuşacağız. Yalnız çok önemli bir şeyi orada bir aldım ben böyle Hatice Hanım'dan. Hatta kişiye özel dedi. İşte bu teşviklerin, işte onları böyle performanslarına uygun yapılabilecek. Çünkü herkesin dinamikleri çok farklı. Her çalışanın, bazısının farklı. Bunlar işte kişisel olarak bireysel bence konuşmalarla o etkileşime gerçekleşebilecek bir şey. Ve ikili iletişimin çok kuvvetli olması gerektiğine inandığım bir departman derken, efendim konumuza devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok böyle derin derin konuşuyoruz. Çok da kıymetli bir konu. Değerli konuklarım da ben. Reklamlardan sonra sizleri bekliyor olacağız. Kısa bir reklam sonra sizlerleyiz. Evet, kanal ve ekranlarında efendim canlı yayında sizlerle beraberiz Özgeli Hayatın İçinden programında. Bugün programımızın çok değerli konukları olduğunu söylemiştim. Peryon, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Akdeniz ekibi bizlerle birlikte programın birinci bölümünde birazcık böyle insan kaynaklarının ne kadar önemli olduğunu, çalışma hayatımızda çok önemli olduğunu, böyle kemik bir noktada olduğunu belirttik. Şimdi Peryon, zirvemiz var 6 Aralık'ta. Değil mi? Şimdi 6 Aralık'taki bu zirvemizle ilgili birazcık konuşmak istiyorum aslında. Zirve nasıl geçecek, neler yapılacak? Bununla beraber tabii bir teması var mı zirvenin? Evet, zirvemizin bir teması var. Çalışan bakalım. Deneyimi ve işveren markası üzerine. Aslında Peryon'un misyonu olan şimdi ve gelecekte daha iyi bir iş hayatına liderlik etmek misyonuna paralel bir tema düşündük. Ve aynı zamanda hem Türkiye'nin hem bölgemizin ihtiyacı olan insan kaynağının, insanın
bir değer olduğunu, bir kıymet olduğunu bize gösterecek. Hatta bu anlamda yaptıkları çalışmalarla ödül almış firmalarımızdan bu işin nasıl yapılacağını dinlemek üzere de bir organizasyon planladık. Evet, 20'nin üzerinde konuşmacının olduğu bir organizasyon. 6 Aralık 2019'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde. Herkesi bekliyoruz. Açık değil mi? Evet, tamam. Katılımda... Onu da söyleyelim. Evet. Belki katılmak isteyecek değerli izleyicilerimiz olacaktır. Aslında biletlerimiz internetten satışta. Hem bizim internet adresimize girebilirler, oradan takip edebilirler. Hem de sosyal medya hesaplarımızdan. Kayınlanın sayfasına bile girdiğinizde hemen bulabileceksiniz yani efendim. Evet, iş dünyasında yer alan aslında herkes bizim davetlimiz. Onları da etkinliğimize davet ediyoruz. Hem de öğrencileri tabii ki. Biliyorsunuz hani Antalya'da ve çevre illerde çok sayıda üniversite var. Onların da öğrencilerini bekliyoruz. Ki alanında bu kadar deneyimli insanları da bir arada bulabilecekleri. Kaç katılımcı olacak bununla beraber? Şimdi mesela 20'nin üzerinde konuşmacımız var. Sektör bazlarında değil mi? Farklı sektörlerden. Üretim sektöründe, hizmet sektöründe, uluslararası firma var, ulusal firma var, bölgesel firma var. Dolayısıyla aslında işi çok boyutlu olarak ele almış olacağız ve insanı konuşacağız aslında temelde. İş hayatındaki insan, ki insan bir bütün aslında, iş hayatımız, sosyal hayatımız, özel hayatımızda farklı kimlik ve rollerimiz olsa da karakterimiz, kişiliğimiz bir bütün. Evet. Dolayısıyla biz en çok vaktimizi geçirdiğimiz ve bizim için aslında biraz daha hayatı anlamlı kılan yaptığımız işle hem maddi hem manevi anlamda tatmini sağladığımız yer olan iş hayatında biz nasıl, ne tür ihtiyaçlarımız var, ne tür beklentilerimiz var çalışan olarak veya iş hayatına girmeye hazırlanan bir aday olarak, bir öğrenci olarak veya bir henüz çalışma hayatı başlamamış veya çalışma hayatı başlamış ama bir nedenden kesintiye uğramış bu anneler olabilir, doğum yapmış, tekrar iş hayatına dönmek isteyen kadınlar olabilir. Dolayısıyla aslında bu geniş hedef kitle içerisinde hem biz kendimiz iş hayatında nasıl var olmak istiyoruz, mevcudiyetimizi devam ettirmek, kendimizi geleceğe taşımak anlamında ne gibi donanımlarımızı arttırmamız gerekiyor. Hem de yönetici olarak ya da işveren olarak biz neyi farklı yapmalıyız bugünden ki işletmemizi geleceğe taşıyabilelim. İşletmemizin ve ekonominin, dünyanın ihtiyaçlarını gelecekte de karşılıyor olabilelim. Hala tercih edilen bir firma olabilelim. Tercih edilen bir çalışan olabilelim. Dolayısıyla hem şirketler, işletmeler tarafında bir boyutu var. Çalışanlarımız için ne yapmalıyız? Bir de çalışanlar için bir boyutu var. Biz gelecekte o şirketlerdeki konumlarımızı korumak ve yükseltmek için kendi adımıza neler yapmalıyız kendimizle ilgili. Bütün bunları aslında zirvede aslında konuşuyor olacağız. Aslında ne kadar önemli bir şey. Şimdi öyle ki istekler, hani biz insanız, evet, çok çok kaliteli, çok güzel şeyler istiyoruz ama bazen isteklerimiz karşıdan beklentiyle de uyuşuyor mu? Ya da o firma bunu sağlayabilecek koşulda mı, değil mi? Bu örtüşmeyi de beraber sağlayabilmek. Nitekim herkes kendine çok özel birey, herkes çok farklı yetenekleri var. Bir de insanları da farklı farklı aralarında bir sürü yetenekleri var. Herkes farklı çünkü. Yeteneklere göre, onların hacimlerine göre, değil mi? Nasıl yapabilecekler, nerede çalışabilecekler, bunların da örtüşmesi çok önemli ki oraya bir katkı sağlayabilsin. Öyle değil mi Hatice Hanım? Evet. Biz buna yetenek yönetimi. Yetenek yönetimi. Çünkü nitekim o da çok önemli bir şey. Acaba ben gerçekten bu sunduğumda onlara bir katkı sağlayabilecek miyim? Artı değer işte. Beraber karşılıklı bir artı değer katabilecek miyim? Kesinlikle. Çok doğru. Biz temamızı belirlerken Akdeniz'in nabzını tuttuk esasında. Biraz bundan da bahsetmek gerekiyor belki. Bu oluşum sürecinden sonra farklı etkinlikler yaptık Akdeniz'e faydalı olmak adına. Bundan bir herhalde 6 ay olmuştur diye tahmin ediyorum. 6 ay öncesinde ilk çalıştayımızı düzenledik. Akdeniz'in önde gelen kuruluşlarının önde gelen yöneticileriyle beraber çok verimli bir çalıştay yaptık. O çalıştayın sonuçlarına göre de Akdeniz'in ihtiyaçları nelerdir?
Akdeniz bir zirve düzenlememiz durumunda konu olarak bizden neler bekliyor? Hangi konuşmacıları getirirsek onlara daha fazla fayda sağlamış oluruz? Biraz bunu amaçladık. Ve zirve konumuzu da esasında tam olarak buradan çıkarttık sonuçlarını. Sonra kendi ekibimizde tekrardan bir çalıştay yaptık. Bunların alt başlıklarını kırdık. Evet. O gelen her konuşmacının esasında altyapıda bizler için bir kurgusu var. Kime ihtiyaç var, nasıl planlanmalı, hangi konuları konuşmalı, Akdeniz neleri dinlemek ister, biz onlara nasıl fayda sağlayabiliriz, hangi alanda gelişmeleri gerekiyor, hangi alanda kendilerini güçlü görüyorlar ve o güçleri pekiştirmek gerekiyor. Bunların üzerinde esasında düşünüldü. Hı hı. Ve sonucunda da çalışan bağlılığı, çalışan deneyimi ve işveren markası teması çıktı. Hı hı. Ve tamamen bu üç konu üzerinde dönecek olan ama bu konuların tabii alt başlıklarıyla kırılmış olan bir zirve bekliyor 6 Aralık'ta bize. Bu zirve daha doğrusu katılımcı diyeceğim ama yani katılımcılarımıza gelen değerli o halkımız işte katılımcılarımızı diyelim genelleyelim. Neler katacak? Neler katacak? Vizyon kesinlikle katacak. Az önce Bilgi Hanım'ın da söylediği gibi ödüllü firmalarımızın Türkiye genelinde olan hatta globalde bulunan firmaların yöneticileri geliyor. İnsan kaynakları yöneticileri, kurum sahipleri ya da kurum yöneticileri geliyor konuşmacı olarak. Onlar bize deneyimlerini aktaracaklar. Buradaki firmalar bu deneyimlerden kendilerine neleri uygulayabileceklerine dair öngörülerde bulunma şansını yakalayacaklar. Çalışanlar bazen çuvaldızı çalışana bazen de işverene batıracağız. Tabii bunlar tatlı dokunuşlar, gelişmek için olan dokunuşlar. Gelen her konuğun muhakkak alabileceği, cebine doldurabileceği pek çok güzel konuşma olacak. Muhakkak fayda sağlayacaklar. Bu tarz etkinlikler insana vizyon kazandırıyor, bakış açısı kazandırıyor. Bazen insan yönetiminde şöyle yanlışlar yapabiliyoruz bizler işte. Ya bu bizim firmada olmaz, bunu ben yapamam, işte ben çalışan olarak bunu başaramam, ben işletme sahibi olarak bunu başaramam, ben yönetici olarak bunu işletmeme uygulayamam gibi hatalara düşebiliyoruz. Evet. Ancak orada dinleyeceğimiz konuşmacıların başarı hikayelerinde yaptıkları çalışmalarda esasında bunların işletmelerde nasıl uygulanabilir ve sonucunda nasıl verim sağlanabildiğini görecekler. Onlara en büyük katkı bu olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bilmiyorum. Buyurun lütfen. Var evet. Anlattı ben hayranlıkla evet, dinledim. Evet. O kadar güzel anlattı ki. Buyurun. Aslında böyle neler yapmak istediğimizde bizim zirvemizde kullandığımız bir de metaforumuz var. Ben hani kısaca ondan da bahsetmek lütfen, isterim. Lütfen buyurun. Hani bu bölgenin de aslında böyle temsilcisi diyeyim, Gelidonya Feneri. Onu da kullanmak istedik metafor harika olarak. Çünkü hani bizler iş hayatında yer alan hani çalışan düzeyinde, yönetici düzeyinde ya da şirket sahibi düzeyinde kişiler zaman zaman böyle bir karanlıkta ve çıkmazda hissediyoruz kendimizi. Acaba buradan nasıl çıkacağım, nasıl bir yol bulacağım diye düşünüyoruz. Biz de Gelidonya Feneri ile biraz onların yollarına ışık tutmak Işık istiyoruz. Tutmak hani en başta da söylediğim gibi hani biraz evet başka bir çalışma hayatı mümkün. Bunu başarabiliriz. Evet yapanlar var, iyi uygulama örnekleri var. Biz bunlardan kendi payımıza düşeni alabiliriz ve bundan sonra kendimize yeni bir yol yeni haritası bir yol çizebiliriz. Hatice Hanım aslında konuşmasında şöyle bir şey söylemişti ki bence çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önceden zaten böyle yönetimlerimiz evet vardı fakat neleri yanlış yaptık? Biz aslında yaparken bir şeyleri kaybettik mi? Bir taraftan bir eksiklerimize bakalım, onları dolduralım ve daha ileriye nasıl gidelim? Sonuç olarak aslında burada eşittir mutluluk diyebiliriz değil mi? Hani sonuçta bir mutluluk için yapıyoruz bunu. Çalışan mutluluğu dediğimiz şey sanırım bundan dolayı çok çok önem kazanıyor. Çalışanların mutluluğu demişken aslında biraz sektörel bazda baktığımız zaman turizm sektöründe çok farklı, tarım sektöründe çok farklı, sağlık sektöründe çok farklı.
çalışma alanları, İK'lar, bunlarla beraber işte sosyal kültürel alanları, tarafları, aslında sektörel bazda da bakabiliriz belki. Peki baktığımız zaman insan kaynakları sorunları olarak neler gördük? Var mıdır böyle belli başlı söyleyebileceğimiz değerlendirmelerimiz? Evet, biz hep olumlu tarafını yapmaya çalışıyoruz. Zaten birinci zirvemizde bunun özelinde çok çok kıymetli olacak ama bir taraftan da işte bu taraflara da dokunmak istiyoruz dediğiniz aklınıza neler geliyor? Yani genel olarak baktığınızda tabii insan kaynaklarının en büyük sıkıntısı tüm ülke genelinde olduğu gibi istihdam. Doğru pozisyona doğru işe alımı yapmak konusunda sıkıntı yaşıyor her sektör. Sadece turizm, tarım değil, sağlık değil, her sektörde bu sıkıntı var. İşte insan kaynakları burada çok doğru bir köprü pozisyonunu oluşturmaya çalışıyor aslında baktığınızda. İşverenin sunduklarıyla iş alanın istediklerini ortak paydada buluşturmaya çalışıyor. Asıl amaç bu. Bunun dışında sürdürülebilirlik çok önemli insan kaynakları için. Çünkü yüksek istihdamda yüksek turnover'lar, yüksek sirkülasyonlar yaşama riskiniz de her zaman fazla. Özellikle Akdeniz'de bu çok fazla. Çünkü sezonluk, mevsimsel çalışmaların çok yoğun olduğu bir bölge burası biliyorsunuz. O yüzden de sürdürülebilirlik çok fazla olmuyor. Tabii buna bağlı olarak da sürdürülebilirlik çok fazla olmayınca da işe bağlılık, doğru performans yönetimi, doğru kariyer planlama, bunların hepsi zincirleme olarak birbirini etkiliyor olumsuz anlamda. İşte biz insan kaynakları yöneticisi olarak belki de zirvemizin teması doğrultusunda da işverenlere bir nebze bunu göstermeye çalışacağız. Hedefimiz bu. Ortak paydada buluşturmaya çalışacağız onları. Evet. Sorunların hepsi aslında ortak. Aslında çözümler de ortak baktığınız zaman. Sadece bir sektöre, sadece bir konuya odaklanmak hiç kimseyi çözüme ulaştırmayacak. Kesinlikle. Akdeniz'de, Antalya'da ilk olacak bu zirve. Şu anda çok olumlu geri bildirimler alıyoruz biz zirveyle ilgili. Önümüzdeki senelerde de devam edeceğiz. Her sene bunu yapmayı düşünüyoruz, üstüne daha fazla katarak. Tabii ki farkındalık arttıkça da talepler ve beklentiler de artacak. Biz de beklentileri karşılamak için bir araya gelip bir şeyler üretmeye devam edeceğiz. Ama genel sorunların hepsi masaya yatırılacak bu zirvede. O yüzden çok değerli katılımcıların ve çok değerli konukların olacağı bu zirvede biz insan kaynaklarının genel sorunlarını genelden özele doğru çözüm öneriyle beraber yürütmeyi düşünüyoruz. Çözüm öneriyle beraber. Ne kadar güzel. Ki bununla beraber aslında mutluluk ya da mutlu çalışma ortamlarının artı değerlerin, birinci bölümde de zaten söylemiştim reklam öncesinde, artı değerlerin ortak paydada buluşabilmesi adına bence birazcık kalifiye insanlar ve o iş için gerçekten uygunlukta mı, bu insan bunun için doğru insan mı demek de çok önemli. Ne yazık ki bazı firmalarda, bazı şirketlerde bu olayı çok çok göremediğim için çok hızlı bir sirkülasyona başlıyorlar. Çok ciddi bir insan kaybı başlıyor. Dolayısıyla birazcık aslında dediğimiz gibi işte bu örtüşmeler ve o doğru insan o iş için doğru mu gerçekten? Değil mi? Böyle bir şey çıkıyor ortaya sonuç olarak. Çok önemli bir şeyden bahsediyoruz ki bu kadar değerli, kıymetli insanın sektörde, çok önemli iş insanının orada bulunacağı bir zirveyi de bence kaçırmamakta fayda görüyorum. Herkes kendisine bir şey alacaktır. Doğru bildiği yanlışı düzeltecek belki de. Evet. Değil mi? Şimdi böyle bir şey de var. Doğru biliyor ama yanlış giden bir yol da olabilir ki bunu da düzeltmiş olacak. Gençlerin istihdam edilmesi, bu konuyu yer vermezsem olmazdı. Çünkü çok önemli görüyorum gerçekten. Yeterlilikleri, onların istihdam edilmeleri önemsiyorum. Hepimiz gibi, sizler de öyle. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Özellikle böyle genç yeteneklerimiz için. Evet, var mı? Evet. Üniversitelerle de birlikte çünkü çalışmalar yapıyoruz. Aslında tabii ki ülkemizde genç işsizliğinin yüksek oranlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Sadece İşkur devlet kayıtlarına baksanız bile bu %25'ler ve üzerinde. Kayıtlı olmayanla birlikte çok daha büyük oranda. Ama burada bir taraftan da çok fazla işletmenin de personel aradığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında işsizlik elbette ki bir veri olarak, bir gerçek olarak var ama şöyle bir şey var. Daha çok işverenin beklentileriyle
adayın sahip olduklarının uyuşmaması durumu çok daha fazla aslında, yani evet, işsizlik sizin oranından da ziyade. Söylediğim şeyle ilgili evet, mi? Sizin söylediğiniz biraz hani doğru kişi mi? Acaba o pozisyona alınan kişi o işin hakkını verecek, o işin gerektirdiği yetkinliklere sahip mi, yeteneğe sahip mi? Tecrübeye, bilgiye ve beceriye, ki artık tecrübenin giderek önemini yitirdiği bir dönemdeyiz ve bundan sonra daha aynen da fazla öyle göreceğiz bunu. Aslında öğrenme merakı. Ama öyle bir şey yapıyoruz ki, sözünüzü lütfen, böyle minicik böyle bir pencere açmak istiyorum. Bir insanın bunu da yapar, bunu da yapar. Yani o bu işi de yapar, bu işi de yapar. Bambaşka aslında belki de disiplinlerde biz iki tane sorumluluğu birlikte yükleyebiliyoruz. O da olabiliyor ama bu çok da kötü bir şey değil aslında, olumsuz bir durum değil. Çok performans. Yani şimdi iş yükünün belki fazla de olması tabii farklı bir şey. Farklı sorumluluklar almak, aynı anda farklı sorumlulukları yürütmek farklı bir şey. Dünya aslında interdisipliner, yani disiplinler arası bir çalışma ortamına doğru gidiyor. Dolayısıyla artık siz eskiden olduğu gibi bir işte girip 30 sene çalışmıyorsunuz. Aynı işletmeden emekli olmuyorsunuz. Farklı işletmeler görmek, farklı deneyimler kazanmak, farklı sektörleri tanımak aslında artık bir avantaj, dezavantaj değil. Eskiden biz bakardık, eğer uzun yıllar bir işletmede çalışmadıysa o kişiden çok tutarlı ya da çok istikrarlı değil gibi görürdük. Ama bir yandan da farklı bir bakış açısı, şöyle de bir bakış açısı var. Artık insan kaynakları geleneksel bakış açısından çıkıp biraz daha vizyonunu farklılaştırıyor. Artık deneyimlemek, farklı yerlerde deneyim kazanmak, bir yerde aldığınız bilgiyi bir başka yere uyarlayabiliyor olmak bir meziyet, bir beceri. O kesinlikle. Evet. O kesinlikle. Çünkü dediğim gibi çok farklı departmanlar, aslında farklı disiplinler dediğim o. Örnek veriyorum, bir işletmedeki bir çalışan hem muhasebe görevini yapmasını bekleyip hem de bununla beraber İK tarafına da bakması beklenebiliyor. O yine biraz daha kabul edilebilir baktığınızda. Yani ben daha böyle yumuşattım yani belki de. Biz de görüyoruz. Yani satın almanın yanında müşteri ilişkileri yapan pozisyonlar da var. Hem satın alma yapıyor hem müşteri ilişkileri yapıyor. Aslında dediğiniz örneklerden bir tanesi de bu. Evet, evet. Tabii, aynen. Tabii, yani personel sayısının yetersiz olmasından dolayı farklı fonksiyonları yönetmek tabii ki çok şey değil. Yani tercih edilen bir şey değil. Yeterli personel sayısının olması gerekiyor işletmede ki kesinlikle o iş hakkıyla yapılabilsin. Aynen. Yoksa öyle, biraz ondan, biraz bundan, biraz şundan bir taraf yaptığınız hep yarım zaman kalabilir. Bir taraf hep yarım kalıyor. Hiçbir şey tam olmuyor. Ama şu benim söylemek istediğim, aslında örneğin insan kaynakları disiplininde çalışan birinin pazarlamaya da katkı sağlaması, pazarlamada çalışan birinin bir insan kaynakları rolü ya da bir stratejik yönetim rolü aldığında aslında orada bir önceki departmanında ya da bir önceki sektöründe, bir önceki şirketinde kazandığı bilgi ve beceriyi getirip yeni bulunduğu rolün sorumluluklarıyla harmanlayarak yeni bir sinerji yaratması. Bu biraz daha yatay geçiş ama. Hani birazcık daha beslenebilecek. Oradan da alması gerekecek şeyler. Evet. Bu çok çok önemli bir şey. Ki yatsınamaz. Evet. Ki faydası buna yatsınamaz. Artık çalışma sistemine. Peryon Akdeniz olarak aslında çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Peryon Akdeniz Kampüs'te etkinliği. Türkiye'nin birçok önemli üniversitesinde panellere katılıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Dün de çok nadide bir üniversitemizde, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çok güzel bir panele katıldık. Orada gençlerin sorduğu genellikle soru şuydu. Nereye başvursak tecrübe istiyorlar. Ve biz mezun olur olmaz tecrübeli olarak mezun olma şansımız yok. Bize neler öneriyorsunuz diye. Bir yerden başlaması lazım. Çok güzel bir soru geldi. Uluslararası ilişkiler okuyor bir öğrencimiz. Ve insan kaynakları üzerine de ikinci üniversiteyi bitiriyor. Ben ne yapabilirim diye soruyor. Gençlerin kafasında hep bu soru işareti var. Çünkü genel anlamda işverenler şöyle yapıyor. CV'ye bakıyor, kaç yıllık tecrübe var, benim işime ne kadar yarar, değerlendirir miyim, değerlendirmeyeyim miyim diye düşünüyorlar ve bu şekilde yürüyorlar. Herkesin bir başlama hikayesi aynen, yok bulur aynen, değil yani mi? Hepimiz aslında iş hayatına başlarken bir şekilde bir noktadan başlamaya gayret ettik. Gençlere de burada şunu aktarmaya çalışıyoruz. Lütfen. Artık trend sadece bir işe kanalize olmak değil. Eğer uluslararası ilişkiler okuyorsanız satış pazarlama üzerine, marketing üzerine kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü zaten işin yabancı dil kısmını büyük
olasılıkla çözmüş oluyorsunuz. Ve üstüne ne katabilirseniz tercih edilebilirliğiniz artıyor. Artık kuşaklar arası, X, Y, Z kuşağının arasındaki farklılıklar da gitgide daralacak. Eskiden daha fazla sefer olmuştu bu. Ama şu anda baktığınızda siz Z kuşağı dediğimiz, şu anda bizim koltuklarımızı devredeceğimiz kuşağa baktığınızda kesinlikle onları tek bir işletmede, tek bir ofiste sabit olarak çalıştırma şansınız yok. Çünkü kuşaklar çalışma hayatına çok yansıyor. Aynen, çok aynen. Şu anda trend kuşakları bir arada çalıştırmak ama en çok zorlandığımız nokta da bu. Çünkü Z kuşağı öyle gümbür gümbür geliyor ki yani... Bir tarafta tablet kullanıyor, bir tarafta işte ben daktiloyu da bileyim ileride işime yarar diyen bir kuşak aslında Z kuşağı. Ama onların beklentilerini sunabilmek yine işverenlere kalacak. Çünkü Z kuşağı sabit çalışmak istemiyor, belli bir saate bağlı çalışmak istemiyor. Home office çalışmak istiyor ve performansa dayalı çalışmak istiyor. Artık Z kuşağını daha önceki kuşaklardaki gibi işte günde 8 saat çalışacaksın, haftada bir gün iznin olacak, düzenli maaşın olacak diye işe alamazsınız. Sizden yan haklar istiyor, sizden prim istiyor, sizden performans ödülü istiyor, sizden ileriye dönük ciddi bir kariyer planı istiyor. O yüzden trendleri takip etmek çok çok önemli. Evet, ya o kadar yansıyor ki hani patron yani işveren direkt ne yapıyorsun dediğinde çok rahat bir şekilde hiç telefonumla şu anda işte şey yapıyorum, telefonumdan bir şeye bakıyorum. Artık yani cevaplar da gayet normal. Çünkü aynen çok esnekler. Patron fobisi olmayan bir kuşak, Z kuşağı. Hiç yok, gerçekten hiç yok. Yani aslında işte bu hiyerarşik düzende çok zorlanıyorlar ama burada dediğiniz... Hiyerarşik düzen artık yıkılıyor. Yıkılıyor. Evet, evet hani yıkılıyor. Bunu Z kuşağı yapıyor. Evet, hani evet. Biz biraz daha eskiden eski kuşak, öyle. Ben biraz daha X kuşağı temsilcisi olarak biz hiyerarşinin daha otoritenin olduğu çalışma ortamlarında ya da eğitim ortamlarından geldiğimiz için onu kabullenerek geldik. Evet, aynen öyle. Ben mesela yani çok, ben de 87'liyim mesela ama benim dönemimde, okul dönemimde de hani bizde sanırım 87'den sonraki dönem, özellikle 90'dan sonraki dönem çok daha farklılaştı. Özellikle ben okullardan 2000'den sonra özellikle. Hani örnek veriyorum mesela kendi üzerimde söyleyebilirim. Yani kravatımız vardı bizim lisede. Hani şöyle minicik kravatım aşağıya, işte gömleğin altına indiği zaman iki düğme indiğini bilmek bile beni çok rahatsız ederdi. Hocaya bir saygısızlık olarak addederdim. Dolayısıyla işte bir süre sonra o hiyerarşi artık bizim kuşaktan sonraki kuşaklarda maalesef göremeyeceğiz. Şimdi ha görsün ya ne olacak ki diye. Çünkü şu da var. Böyle oluyor. Evet, bu bir gerçek ama. Gerçek. Ama, evet. Bu aslında işin gerekliliği. Çünkü hiyerarşinin gerçek olduğu yerde yaratıcılık evet olmuyor. Ki artık 21. yüzyılın en önemli yetkinliklerinden bir tanesi, hatta en başında geleni yaratıcılık. Yenilikçilik. Yaptığınız iş ne olursa olsun kreatif bir iş bir şey olması gerekmiyor. Çok sıradan rutin bir iş de olabilir ama onu daha farklı nasıl yapabilirim? Daha iyi, daha kısa sürede, daha düşük maliyetli. Çok önemli bir şeyden dolayısıyla hiyerarşi ve her türlü baskı yaratıcılığın en önemli engeli olduğu için onu bir kere kaldırmanız gerekiyor oradan ki yaratıcılığa imkan sağlayabilirsiniz. Ama işte dediğimiz gibi o biz öyle gördük. Hani var ya işte benim bak işte en şey daha basit bir örnek verecek olsak ailelerimizden örnekler verdiğim zaman benim babam geldiği zaman ben böyle yapardım şimdi benim oğlum diye başlıyor değil mi cümleler? Evet. İşte patron işverenle çalışma ilişkisi de bence böyle. Onlar biz böyle gördük, böyle alıştık ama yeni gelenler maalesef maalesef mi diyeyim, dönemin getirdikleri normal koşullar mı diyeyim bilemiyorum ama bu şekilde birazcık işte tolere edip sosyal alanlarımıza da çok önem vermemiz gerektiğini söyleriz. Mesela sosyal alanlarını yaratmak personelin mutluluk getirir, performans getirir ve motivasyon getirir. Bunun da bilinciyle beraber. Evet, biz keşke zirveye sizi alsaymışız konuşmacı olarak. O kadar güzel söylediniz. Evet. Ya şey aslında sanırım içinde oluyoruz. İşte biz bu hayatın zaten içindeyiz ya. Hepimizin öyle böyle yaşanılanlar. Şimdi siz mesela anlatırken benim de yaşadığım bir sürü bir iş tecrübem var. Evet, 10 seneyi aşkın. Geçiyor, hepsi mi gözümün önünden geçiyor. Neler oldu, neler gördük. Şöyle bir geçmişe gidiyorum tabii ki ben de. Ama keyifli bir konu, çok sevdiğim bir konu. Ben de bir edebiyatı çok sevdiğim için sanırım çok çok alanıma giriyor. Dolayısıyla çok mutlu oldum, çok keyif aldım. Kıymet verdiniz. Son olarak böyle neler söylemek istersiniz? Programımızın da sonuna geldik. Ne keyifliydi değil mi? Nasıl geçti anlamadık. Böyle devam etse efendim biz zirveye evet kadar konuşabiliriz. Böyle son olarak değerli izleyicilerimize belki minik böyle bir notlar...
İşte onların çalışma hayatlarına yansıyacak bir olumlama yapabiliriz belki. Şöyle bağlamak çok doğru olur. Artık dediğimiz gibi trendleri yakalarken geleneksel acıliği de bırakmamak lazım. Tabii ki bu da doğru, gerçek. Çünkü biz belli örf adetlerle büyümüş ve bunları hiçbir zaman bırakamayacak bir toplum bireyiz. Ama ileriye dönük baktığınız zaman da işte bu gelenekselciliğin yanında trendleri de yakalayıp onları da iş alanlara sunmak lazım. Biz zirvede bunların hepsine el atacağız. O yüzden herkesi zirveye bekliyoruz. Evet, yapacağız. Gerçekten oradayız. Çok faydalı ve ses getiren bir zirve olacak. Çok güzel. Ben mutluluk duydum Geridonya gerçekten. Geridonya fenerinin ışığında Akdeniz'e ışık olmaya çalışacağız. Herkesi bekliyoruz oraya. Harika. Oh ne güzel. Işığınız hiç kaybolmasın efendim. Yani herkes o ışığa takılsın ve yolunu bulsun diyorum. Hatice Hanım buyurun. Sivil toplum örgütlerinin çalışmaları gerçekten iş dünyasına, hayata bir şeyler katabilmek adına çok önemli olduğunu çok düşünüyorum. STK'ların desteklenmesi için, onların katkı sağlayabilmesi için bizimle beraber olsunlar. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirler. Bizlerle etkileşime geçebilirler. Dünyaları değişecek, ufukları değişecek. Ben böyle bir ekibin içerisinde olduğum için çok mutluyum. 6 Aralık'ta gerçekten Antalya'da, hatta Akdeniz bölgesi genelinde daha önce düzenlenmemiş bir etkinlik düzenliyoruz. Daha önce oluşmamış bir etkinlik düzenliyoruz. Gelen herkes o gün kendine vizyon katacak, cebine bilgiler dolduracak. 6 Aralık'ta herkesi zirvemize bekliyoruz. Türkan Şoray Kültür Merkezi'ne. Evet, buyurun. Ben de geleneği bozmayayım. Zirveyle ilgili bir mesaj vereyim. Tabii lütfen. Ben de şunu söylemek isterim. Çalışma hayatında hangi rolde yer alıyorsanız yer alın. 6 Aralık'ta kendinize bir gün ayırın, bir es verin çalışmaya ve bizimle birlikte olun demek istiyorum bütün çalışanlara. Eğer gelmezlerse çünkü çok pişman olacaklar. Evet, öyle bir başlık cümle gelmezlerse. Bir sene beklemek zorunda kalacaklar ve biraz da gündemden, hani iş dünyasında özellikle Antalya'da konuşulanlara uzak kalacaklar. O yüzden gündemi de takip etmek için, keşke dememek için bizimle olsunlar. Harika. Ne güzel. Ben de benzer şekilde aslında işte yılın 365 günü içerisinde kendilerine verecekleri en güzel hediye, çalışsın çalışmasın, bir işletmeyi yönetsin yönetmesin, iş hayatına girmemiş kişiler de olabilir. Yeni başlayacak. Kendileri aynen. için kişisel gelişimleri adına kendilerine yatırım anlamında kendilerine böyle bir hediye versinler diyorum. Çünkü insanı konuşacağız. İnsan sadece iş hayatındaki insan değil, hayattaki insan. Aslında konuşacağımız, ele alacağımız konuların her biri bizlere dair bir şey. Hayatımıza dair. Hepimize dokunuyor. Hepimize dokunuyor. Ailemize, çocuğumuza, eşimize, arkadaşımıza, komşumuza, akrabalarımızla, iş arkadaşlarımızla. Aslında ilişkilerimizi bir bütün olarak düşündüğümüzde her noktaya temas edecek evet. ve bize fayda sağlayacak bir etkinlik. Konuşmacılarımız ağırlıklı olarak İstanbul'dan geliyor ve böyle bir kadroyu Antalya'da ikinci bir kez görme şansımız yok. Dolayısıyla evet ve bir sonraki bu büyüklükteki, bu kapsamdaki etkinliğimiz de bir sene sonra olacağı için bunu kaçırmasınlar derim. Kendi adıma yani şu konuşmayı dinlesem bile sadece gidip katılmak isterim hemen. Evet. Bilet fiyatlarını da çok uygun, makul tuttuk. Antalya gerçeğini kabul ederek buradaki bütçeleri de çok fazla zorlamamak adına biz kendi imkanlarımızı maliyet anlamında zorlayarak çok makul ulaşılabilir rakamlarda Harika. Tuttuk. Bu da ki daha çok insana ulaşabilelim, daha çok kişiye katkı sağlayabilelim diye. Onu da söylemek istiyorum. Tekrar zirvede yerinizi alın diyorum Antalya'da. Evet, evet efendim. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kıymet verdiniz, şeref verdiniz. Davetiniz gerçekten için çok önemli. Biz Estağfurullah. Ediyoruz. Ben çok çok mutlu oldum gerçekten. Çünkü bilgi dolu, keyifli bir zamanda. Bu zirve çok önemli bir zirve. Birincisi düzenleniyor. Ben davetiyemi aldım efendim. 6 Aralık'ta orada olacağım ve sektörün nabzını tutacağım orada. Sizleri de bekliyoruz. En büyük teşekkür tabii her zaman söylediğim gibi değerli izleyicilerimize, yine beni ve değerli konuklarım. Bugün böyle kalabalıktık. Sizlerin evlerinize misafir olduk. Tekrar teşekkürlerimi ediyorum. Zirvede başarılar diliyorum. Eminim çok keyifli olacak.
güzel de yansımaları olacak. Belki yansımalarını da birlikte konuşabiliriz. Böyle keyifli bir sohbetimiz olabilir. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan sizlere efendim. Yine konuk ettiğiniz için bizlere evlerinizde. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hayatın içinde kalın. Hoşça kalın.